Bugün Diyarbakır genelinde aralarında eş genel başkanımız ve şube yöneticimizin de bulunduğu birçok meslektaşımız sabah saatlerinde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınmıştır. Savunmaya yönelik bu saldırıyı kabul etmediğimizi ve yapılan hukuksuz gözaltı işlemlerine ilişkin basın metnimizi derneğimiz genel sekreteri Avukat Gulan Çankaleli sizlerle paylaşacak. Sözü Gulan arkadaşımıza bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri ve siyasi parti temsilcilerine hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Şunu belirtmek istiyoruz, hukuksuzluğun hukuk haline gelmiş olduğu bu süreçte elbette yönelinen ilk mücadele hattı hak ve adalet mücadelesine olacaktı. Bunun bilincindeyiz. Ancak biz savunmayı savunmaya devam edeceğimizi ve biat etmeyeceğimizi buradan bir kez daha ineleyerek basın metnimize geçiyorum. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube tarafından neredeyse her haftaya bir operasyon sığdırılmaktadır. Maalesef ki bu sabah saatlerinde de Diyarbakır genelinde içlerinde eş başkanımız Bünyamin Şeker, şube yöneticimiz Devrim Barış Baran ve dernek üyelerimizin de içinde olduğu 20'yi aşkın meslektaşımız hakkında gözaltı kararı verildiğini öğrendik. Ayrıca 80 kişi hakkında da gözaltı kararı verilmiştir. Meslektaşlarımızın ikametlerinde yapılan arama kolluk tarafından gerçekleşmiş, Cumhuriyet Savcısı aramaya iştirak etmemiştir. Soruşturma dosyasında kısıtlılık kararı olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Avukatların görev yerlerinden biri de adliyelerdir. Her gün görevleri dolayısıyla adliyede olan avukatlar, savcılık tarafından ifadeye çağrılmaları halinde soruşturma işlemleri yürütebilecekken, haklarında gözaltı kararının verilmesi ve evlerine sabah saatlerinde baskın düzenlenmesi hukuksuzluğun tezahürüdür. Bu operasyon, yargının savunma öznesi olan avukatları kamuoyu nezdinde kriminalize etme ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Gelinen aşamada iktidar, bir muhalefet alanı olan savunmaya karşı yargı erkini sindirme aracı olarak kullanmaktadır. Derneğimiz üyelerinin gözaltına alınışı elbette toplumsal gerçekliğimizden ayrı düşünülemez. Halkın avukatlığını yapan bizler, hukuksuzluğun sıradanlaştığı bir ortamda müvekkillerinin hakkını mevcut yargı sisteminde sonuna dek özgürlükçü hukuk perspektifiyle savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Fakat bilinmelidir ki, özgürlük için hukukçular derneği biat etmeyecek. Müvekkillerimizin haklarını bugüne dek nasıl savunduysak, savunmayı da savunmaya cesaretle devam edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Özgürlük için Hukukçular Derneği Genel Merkezi. Açıklamamız bu kadar arkadaşlar. Katılımınız için herkese çok teşekkür ediyoruz.